Evet, herkese selamlar. Sizlere kısacık bir video çekmek istedim. Şu açmış olan kaktüsümü göstermek için pembiş pembiş. Bütün her yeri tomurcukta, şu küçücükler bile çiçek açmak için yarışa girmişler adeta. Bu kaktüsüm kışında aynen bu şekilde çiçek açıyor arkadaşlar. Tüm gün balkonda, açık alanda, güneşte. Yani şöyle söyleyeyim, 7-8 saat en az güneş alıyor. Güneşi çok seviyor. Güneş aldığı için de sürekli böyle tomurcukta ve çiçekleniyor. Yani kaktüs seven arkadaşlar bu cinsi, bu türü bence edinin. Çok güzel, harika bir görselliği var. Yani karşısında keyifle kahve içmek çok güzel bir duygu oluyor. Hemen onun yanında da çok klasik bir grapto türü. Böyle o da çiçeğe durdu. Sukulente yeni başlayacak olan arkadaşlar varsa bu türleri çok öneririm. İnanın hiç hastalık nedir bilmez. Kolay kolay hiçbir şey olmaz yani, öyle söyleyeyim size. Nazsız, niyazsız, zahmetsiz bir tür. Ve çok da çabuk gelişim gösterir. Böyle saksı dolup taşar. Aslında sizlere daha başka video çekmek istiyordum ama hava o kadar soğuk ve kapalı ki onu başka bir gün yapacağım. Bir aşk merdivenim var benim, çok da güzel büyüdü. Onun saksı değişim videosunu hazırlayacağım sizler için. Ama dediğim gibi başka bir güne kalacak. Bugün de şöyle videolara ara vermemek adına, daha yeni başladım kanalıma arkadaşlar. Umarım inşallah güzel şekilde devam eder çekimlerim. Sizlere farklı farklı videolar göstermek istiyorum. Yetiştirdiğim çiçeklerimi göstermek istiyorum. Tabii birazcık da havaların da ısınması gerekiyor açıkçası. Bir türlü ısınamadı. Bahar gelemedi bir türlü ama inşallah bundan sonra gelecek. Ben de sizlere bol bol videolar çekerim. İnşallah sizler de sıkılmadan izlersiniz. Kanalım daha dediğim gibi çok yeni, bebek bir kanal. Sizlerin de desteği sayesinde umarım benim de kanalım diğer arkadaşlarınkiler gibi büyür. Bakalım, böyle sizlere ara ara sukulentlerimi göstermek istiyorum. Bu sukulent sevgisi başka bir sevgi hakikaten. Ve ben herkese tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir hobi ki, yani bence herkes bu hobiyi edinmeli, öyle söyleyeyim size. Bunlar teneke salça kutuları arkadaşlar. Bunları ben kendim boyuyorum. Ve bunların içerisinde çiçekler çok güzel oluyor. Bu pasın vermiş olduğu bir etki herhalde çiçek köklerine paslandıkça. Bir tür vitamin alıyor bence. Ve eskiden de hep öyledir ya, hani eski büyüklerimiz de yağ tenekelerine ekerdi çiçekleri. Ve çok güzel coşardı o çiçekler. Gerçekten ben sukulentlerde de bunu gözlemliyorum. Belki kanalda sizlerle birlikte böyle teneke kaktüsler için, sukulentler için saksılar yaparız. Gerçi pek çok kanal yapıyor ama hani benim yapmam nasıl, ne şekilde yapıyorum, kısaca belki bahsederim sizlere de. Çok da öyle sanatsal bir şey değil yani. Böyle elimdeki boyaları hem değerlendirmiş oluyorum, hem bir aktivite olmuş oluyor, hem bir geri dönüşüm. Şurada da benim bir para ağacım var. Bu farklı bir tür para ağacı arkadaşlar. Trikolor diye geçiyor. Böyle yaz, kış, özellikle de sonbaharda çok çok daha güzel renkleniyor. Böyle kırmızı, sarı, yeşilin tonları ve ağaçsı, odunsu bir gövdesi var. Bu farklı bir tür para ağacı. Bunların çok çeşitleri var. Böyle ara ara sizlere göstermek istiyorum sukulentlerimi. Ama şu güzellik gerçekten acayip bir keyif. Dediğim gibi çok yağmur yağdı. Balkon demirlerinde askılarda olan saksılarımı masa üzerine koydum. Çünkü çok fazla yağmur suyu aldılar. Fazlası zarar. Bunların hepsini ben kendim yapraktan ürettim. Şunlar da çok dertsiz, tasasız türlerdir. Yani sukulente yeni başlayacak olan arkadaşlar için bu türleri gerçekten öneriyorum. Şu bahçelerimin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi çiçeğe durdu. İnanın 5,5 santimlik saksıda şöyle küçücük bir
fide olarak aldım ben bunları. Büyüttüm, yapraklarından üreterek böyle saksılar dolusu oldu. Bunlar bronzeler. En sevdiklerimden benim. Şunları da yapraktan ürettim. Özellikle şu dördünü çok beğeniyorum ama kuşlar maalesef rahat bırakmıyor. Gaga izlerini görebiliyorsunuz. O izler maalesef geçmeyecek. Bu şekilde. Çok güzeller. Gitgide de büyüyorlar. Şimdi sukulentlerin tam büyüme mevsimi. İşte böyle arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.